Herkese selamlar, sevgiler, bol kazançlar arkadaşlar. Meme tokenlar hala da kripto marketi sömürmeye devam ediyor. Fakat bizim meme tokenlar değil, yeni çıkan Pepe'sidir, Voyak'tır, Aidoges'idir, Ship Ai'dir. Bu gibi kripto paralarda şu anda para dönmeye başladı. Hatta bırakın Shiba Bone tarafını, diğer kripto paralarda bile artık illallah edildi. Tam böyle meme tokenların heyecanı bitti denilirken şimdi de Binance'dan Floki ve Pepe listeleme haberleri gelince ortalık darma duman oldu. Sadece bizim açımızdan değil, yani Shiba ve Dogecoin açısından değil, diğer projeler açısından da çekilecek gibi değil arkadaşlar. Burada yüklü yatırımı olmayan bizim için. Bende var mı? Bir 18 dolarlık almıştım, gitmiş 400 dolar civarında bir para yapmış. Gidip de 1800 dolarlık almış olsaydım almamışım, ne yapmışım? 0.01 Ethereum'a böyle ben arıyordum ya, bu Pepe'yi de denk getirmişiz, devam etmiş. Fakat daha sonra bu Pepe yükselince ve bu yanındaki meme tokenlar yükselince biraz daha incelemeye çalıştım. İnceledikten sonra şunu gördüm arkadaşlar. Mesela Pepe ile alakalı bir bilgi vereyim ben size. Girin CoinMarket'ten, toplam maksimum arzına bakın, 420.69. Elon Musk'ın sürekli vurguladığı, hatta geçenlerde Nisan ayında olması lazım veyahut da Mart ayında bir tane tweet atmıştım. Bu Elon Musk'ın 69.420 ile ne gibi bir derdi vardı, sürekli paylaşıyorum bunu, yaklaşık 3 yıldır bunu paylaşmaya devam ediyor derken Pepe'de de aynı rakamları gördük. Bu Shiba'nın da yakım cüzdanının rakamlarıdır arkadaşlar. 4.20 tamam, Nisan ayının 20'si 69. Ama hepsinin bir araya gelmesi direkt Elon Musk'a her şeyin ucunu çıkartıyor arkadaşlar. Pepe ile alakalı gördüğü nokta bu. Hocam incelemesini yapar mısın? Yani çok büyük bir talep gelirse yaparız. Meme token'dır ama Shibarium'da eğer ki bir aktiflik gibi bir şey söz konusu olursa tabii ki seve seve yaparız ve diğer projeleri de yapmaya çalışırız arkadaşlar. Şimdi hocam kanalımız Shiba kanalıydı. Neden başka kripto paralardan bahsediyorsun? Bugünün önemi şu. Meme tokenlar şu anda yükselişe devam ediyor arkadaşlar. Bu meme tokenlarda zirve kaybedildi mi? Yani bizim Shiba ve Dogecoin meme tokenların zirvesindeydi. Onlar tahtını başkasına mı devrettiler? Böyle bir şey söz konusu değil arkadaşlar. Tamam, Pepe yükseldi yükseldi. Şu anki piyasa değeri 1,5 milyar 1 milyar dolara yaklaşmış. Güzel bir rakama ulaşmış. Yani bu kadarını mesela ben beklemiyordum ki 20 günü içinde Binance listelemesini hiç beklemiyordum arkadaşlar. O da geldi. Bu Shiba'yı tahtından indirir mi? Yani Shiba Killer diye 2 yıldır insanların aradığı kripto para Pepe mi? Soruları sürekli soruluyor. Değil arkadaşlar. Bunun böyle olmadığını önümüzdeki günlerde zaten göreceğiz. Pepe buradan yukarıya gider iner, bunu bahsetmiyorum ama mesela bir Dogecoin'imiz vardı. Sonra Doge Killer olarak Shiba piyasaya çıktı. Sonra Leash'in adı Doge Killer olarak duruyor hala da. Ama Shiba ne zaman ki yukarıya doğru çıktı, efendim Dogecoin'in rakibi oldu. Birlikte çarpışa çarpışa yükseldiler ki son boğayı Shiba bitirdi. Asolistler en son gelir diyerek Shiba en sonki boğayı bitirdi. Bu ne demek? Bu şu arkadaşlar. Rakipsiz hiçbir güç ayakta duramaz. Rakip olmadan gücünüzün bir anlamı yok. Yani Amerika gibi düşünün. Tek başına Amerika büyük bir güçtü kendisine göre. Bunun hakkında İlhami Hoca'nın falan bir sürü makalesini okumuştum ben. O şöyle söylüyor. Yani Amerika dünyanın tamamına hakimdi. Sonra kendisine bir rakip oluşturmak istiyordu ve Afganistan, Irak bu şekilde İslamofobi olarak, İslam karşıtlığını kendisine rakip alarak kendi gücünü ayakta tutmaya çalıştı. Bu siyasi bir bakış açısı. Bunun benzeri burada da söylenebilir arkadaşlar. Ne zaman? Bitcoin hala daha tek başına bir güç. Ama Bitcoin'in yanına sağlam bir güç geldiğinde işte o zaman asıl ortaya çıkacak. Şimdi Dogecoin vardı, tek başına meme token'dı. Sonra bir Shiba geldi, Dogecoin'in karşısına rakip. Bugün itibariyle yani şu Binance listelemesi, Pepe ve Floki'nin listelemesinden sonra şöyle bir algı oluşmaya başladı. Doge ve Shiba'nın hakimiyeti gidiyor. Floki ve Pepe yükseliyor.
Rakipsiz bir güç. Önceden bu ikisi savaşıyordu. Dogecoin ile Shiba savaşıyordu. Şu anda ikisi bir kefeye konuldu ve karşısına yeni bir oluşum mu geliyor? Bunun üzerine bakış açısı sürekli değişebilir. Yani ne gerek vardı Pepe'ye? Yani Pepe'yi kusama çıkartmadı veyahut da Shiba geliştiricilere çıkartmadı. Başka bir bayağı güzel fikirli olan ki 20 gün içinde buralara kadar yükseltebilmek öyle her baba yiğidin harcı değil bu arada. Yani şuraya nasıl söyleyelim, ChatGPT 4 hafta 5 hafta içinde geldi arkadaşlar. 1 milyar doların üstüne Pepe 20 günde geldi. 3 haftada Pepe bu noktalara geldi. ChatGPT'den daha hızlı bir yükseliş yaşadı. Şimdi bu rastgele bir yazılımcının, bir blockchain uzmanının yapabileceği bir şey değil. Arkasında büyük bir para birikimi, büyük bir maddi destek, büyük bir teknolojik eğitim, bilgi ve bütün bunların üstüne büyük bir reklam. Yani anlamadan şu anda herkes Pepe'yi biliyor. Bir aralar böyle Shiba'yı biliyorlardı herkes. Yani geliştiriciler hiç kimseye para vermiyordu. Ama Shiba'yı bir şekilde tanıdık biz. Özellikle Elon Musk'ın Mart ayında, 2021 Mart ayında Shiba aldım lafından sonra şimdi Floki ile alakalı paylaşımlar yapıyordu. Son zamanlarda daha Shiba adını kullanmıyordu dikkat ederseniz. Floki Binance'a kadar geldi. Bunu şu ana kadar değerlendiremeyen arkadaşlar. Koşan ata binilmez, nakitsiz kalınmaz. İki altın kural bu kanalda. Hocam ben 88'den almıştım Shiba'yı. Bu o arkadaşımızın hatası. Ben bu kanalın en başından beri aynı lafı derim. Koşan ata binilmez abi. Tamam, nakitsiz kalınmaz. Bu iki kurala uyulur. Şimdi burada 20 gün içinde bilmem kaç x yükselmiş. Yani benim 18 dolarım 400 dolarlar falan olmuş. Yanlışlıkla tabii ki. Ama bu olmuş. Şimdi bu kadar bir yükselişin üstüne buradan, yani bu Bitcoin mi geçecek? Yani 1 milyar dolara ulaşmış. 100 milyar dolar olmasını mı bekliyoruz market olarak? Bu anda bu değil arkadaşlar. Abi ne yapmamız lazım? Giden gitti. Tamam, geçmiş olsun. Kazanana hayırlı uğurlu olsun. Varsa zengin olan Allah daha çok versin helalinde. Yapılması gereken şu. Yeni meme tokenları takip etmek ve küçük küçük denemek. Ben bu kanalda birkaç tane projeden falan bahsettim. Farklı Shibarium projelerinden falan. Yani bunlara gidip de bütün malınla girmek yerine şu Pepe'nin ilk çıktığı zaman 20 gün önce 50 dolarlık almış olsaydınız şu anda milyon dolarınız vardı gibi. Yani koyduğunuz miktar düşük olsun. Ya binlerce dolarınız olabilir. Baktın ki 10-20 dolar sana koymuyor. 100 dolar sana koymuyor. O kadar, o kadar. Takip edersin. Efendim çıktığı anda launch veyahut da işte o çıktığı gün yakalayabiliyorsan yakalarsın. Şu anda mesela benim takip ettiğim bir iki tane daha proje var. Artık bunları böyle çok fazla söylemeyeceğim arkadaşlar. Arada bazı projeleri söyleyeceğim. Çünkü söylüyoruz. Sonra 100x yapıyor. %50 aşağıya düşünce adam yine bana suç buluyor. Yani insanlara faydalı olmaya çalışırken bile maalesef zan altında kalıyoruz. Ama abi ben bu piyasada yeniyim. Bak bu Pepe'yi kaçırdık. Bilmem ne kripto parasını kaçırdık. Ne yapalım? Abi şunu yapacağız. Yeni çıkan projelerde çok yakınlarında, yani çıktıktan 1-2 gün içinde kontratını da araştırdık. Efendim topluluğuna baktık, cüzdanlarına baktık. Token Sniffer'dan en azından bir incelemeye çalıştık ki Pepe'nin Token Sniffer puanı kaç? Bu arada hemen onu size söyleyeyim. 70 arkadaşlar. Bunları inceledikten sonra yeni ne çıkabilir? Özellikle Elon Musk tarafında. Elon Musk yarın öbür gün bir ara Shiba demişti. Sonra Floki'ye döndü. Daha sonra bir şey diyecek. O bir şey hangisi? Hemen atlamak yerine inceleyip bakıp sonra değerlenmesini beklemek arkadaşlar. Yani hocam sen Shiba diyorsun, Bone diyorsun da Floki uçtu gitti. Kardeşim sen daha Floki'nin adını bilmiyorken bendeydi o. Yani o 2021'den önceki o hype'larında, belki de bu kanalda vardır bilmiyorum. Yani o zamanlarda ben bunları konuşuyordum. Yani sadece hayatımız Shiba, Bone, biz bunları takip etmiyoruz. Bir sürü proje takip ediyoruz. Abi Shiba, Bone ne olacak? Ya leash diyordun, ne olacak? Abi bunlar bir gün değerlenecek. Su.
Şimdi gelip bana sövme. Su, bunlar değerlenecek. Bitcoin gibi. Bak Bitcoin'e hala 30 binde sürünüyor. Bak Ethereum'a 2000 doların altında. Benim Ethereum'larım duruyor. Bak Dogecoin'e bak. Gelip de bana 20 gün önce çıkmış kripto parayla Shiba'yı kıyaslarsan o kıyaslayanın aklından şüphe ederim. 20 gün önce zaten bu adam sıfırdan çıkartmış bunu. 10 milyon atıyorum, 5 milyon market cap'le veyahut da işte ne kadar likit yaptıysa, likidasyonu ne kadar yaptıysa o parayı çıkarttı. Tamam, koydu, kilitledi, piyasaya sürdü. 10 milyon dolarla diyelim. Gelmiş şimdi 1 milyar dolara. 100 milyon, 100 kat yapmış. Dibini bilmiyorum. Yani çıkış rakamını bilmediğim için afaki konuşuyorum. Şimdi kardeşim o zaman gel Shiba'nınkine bak. Tamam. Yani Shiba gelmiş 38 milyar dolar market cap'e ulaşmış. Bak bakalım Pepe ulaşabilecek mi? Çıkış zamanı önemli. Ama yarın öbür gün ulaşır mı? Ne bileyim ben. Ama benim inancım şu. Biz artık kendimizi major kriptolardan birisi olarak gördük. Bone'de artık Bitcoin'e bağlandı. O da artık kendisini major olarak tanımlayabilir. Yakın zamanda özellikle Binance listelemesi gibi bir şey gelirse, daha sonra artık Robinhood gelir mi bilmem. Shiba gibi, yani Bone'de Robinhood tarafı biraz sıkıntılı olabilir. Ama Coinbase'li Binance'ı gelecek. Bak Floki bile geldi. Bak Pepe bile geldi, 20 günlük kripto para. Abi biz niye gelemiyoruz? Para vermiyoruz kardeşim. Ben şimdi Mujo Coin çıkartsam, bastırsam parayı bütün borsalarda aynı gün listeletirim. Kontratını Binance kurcalar. MXC'de falan çok o kadar sorun olmayabilir ama Binance'da biraz sorun olur. İncelerler, bakarlar ki yani tamam derler. Sonra parasını verirsin. İşte 100 bin istiyorlarsa 500 bin verirsin. Listeletirsin. Ama sonrasında ne olacak? İşte Bone'de bu para verme olayı olmadığı için listeleme, Binance tarafındaki listeleme hala olmuyor. Bu geliştiricinin suçu değil. Yani bak, eleştirirken bile mantık lazım arkadaşlar. Yani şu anda seçim atmosferindeyiz. Kim neyi tutarsa tutsun, neyi eleştiriyorsa eleştirsin. Ama yalan, iftiraya gerek yok. Yani kim neyi eleştiriyorsa mantık çerçevesinde eleştirmeli. Yani şunun adı mouse'sa mouse'dur abi. Buna kalem diyemezsin. Bu kadar basit. Şimdi listelemeler ekibin yaptığı bir şey değil. Borsalar bakarlar. He, burada hype var. Veyahut da ekipten birileri borsalara söyler. Bakın siz Bone ile ilişki bilmiyorsunuz. Shiba'yı kaçırdınız. Bunları listeleyin derler ki son zamanlardaki Bone listelemeleri böyle oldu zaten. Para verilmedi. Milletin binlerce dolar verdiği yerlere Bone parasız giriyor. Ve bir sürü projede Shiba ve Bone gibi parasız girmeye çalıştıkları için listelenmiyor. Ama bak Pepe'ye, adamlar muhtemelen bastırdılar parayı, yapıştırdılar. Binance'da bile listeleniyorlar. Bu yarın öbür gün şöyle bir şey yol açabilir mi? Efendim bizim Shiba'nın popülaritesi bitebilir mi? Yani Shiba'dan oraya muhtemelen para akışı oldu. Bone'den Pepe'ye muhtemelen para akışı oldu. Çünkü meme token, meme token deyince dünyada akla gelen Dogecoin'den önce artık Shiba var. Shiba yatırımcıları, yani SHIB Army ne yaptı? Bu meme tokenlara geçmiş olabilir. Ki bence %90 ihtimalle oradan alıp oraya geçiş yaptılar. Bu tarafta da Shiba'da fazla oynatma yapamasalar bile Bone tarafında birazcık oynama oldu. Ama yarın öbür gününü düşündüğün zaman, yani Solana'nın işte 1 dolara çıkacak mı, çıkmayacak mı, 1,5 dolarlara çıkacak mı, inecek mi muhabbetlerinin olduğu yerdeki Solana nasıl güçlü durup devam ettiği su yoluna, ilerleyen süreçte kısa vadeli bahsetmiyoruz zaten. Biz uzun vadeli yatırımcıyız. Bu kanalda beni şu saate kadar izlediyseniz, 10 dakikadır 15 dakikadır izliyorsanız uzun vadeci yatırımcısınız zaten. Bu uzun vadeci yatırımcılar yarın öbür gün projelerle birlikte kendisini kabullendirecekler. Bir aralar Bonk konuşuyorduk. Gördün mü abi, bak Bonk'a ne oldu? Ne oldu abi, şimdi ne oldu? Yarın bakalım burada neler olacak arkadaşlar. Kendi malınızı kötülemeyin. Yani tamam abi, ben rahatsız oldum, satmak istiyorum. Abi sat, Bitcoin'e geç. Bitcoin daha az hareket eder ama yavaş yavaş, yavaş yavaş yükselir. Ethereum'a geç. O daha Bitcoin'e göre biraz daha hızlı hareket eder ama diğer Shiba ve Bone'ye göre daha yavaş hareket eder. Biraz daha macera arıyorsan işte Doge'si var, Cardano'su var, Solana'sı var, Avax'ı var, Shiba'sı var, Bone'si var. Onlara
yatırımlar gelir. Daha sonra da işte 20 dolar, 10 dolar, 50 dolar, 100 dolar, 300 dolar. Bunlarla birlikte de bu tarz bir denersin, bakarsın ne oluyor, ne bitiyor. Tamam. Yani şeye benziyor arkadaşlar. Ne diyelim? İnşaatçısınız. İnşaattaki müteahhitsiniz. O şantiyeye gidip de Porsche'la girmezsin. Yani veyahut da işte Mercedes'inle girmezsin. Oraya bir doblo alırsın. Bir tane C Elize'n varsa stüdyoya onu koyarsın. Biz öyle yapıyoruz. Elize ile oraya giriyorsun. Niye? Çünkü abi Porsche'la oraya girersen altını üstüne vurursun. Büyük parayla küçük miktar market cap'li projelere girersen paranın altını üstünü vurursun. Riske gerek yok. Doblo ile girelim. Elize ile girelim. Ama uzun yol, asfalt yağ gibi akıyor. Geleceği belli bu yolun. Bu yolun sonu aydınlık. O zaman abi orada biraz daha yüklü miktarlarla gelinir. Ama evi satıp da uzun yola da çıkılmaz. Hani uzun yola gittiğin zaman geriye döndüğünde bir evin olmalı. Tamam. Yani bütün parayla uzun yola gidilmez. Ne yaparız? Alırız paramızı, gideriz, tatilimizi yapar, geliriz. Kriptoda da uzun yolculuk yapacaksan budur arkadaşlar. Yani daha nasıl bunu örnek verebilirim? Abi ben bütün paramı kaybettim. Sana kim bütün paranla gir dediyse bir zahmet oraya geç. Bütün paranla gir diyen bir kişiyi görmedim ben zaten. Çünkü yatırım öyle yapılmaz ki. Benim böyle en uçuk takip ettiğim fenomenlerde bile kardeşim bütün all in hiçbir şeye girmeyin, sepet yapın. Yani en cahili de en bilgilisi de bunu söylüyor zaten. Biz de bunu aktarıyoruz arkadaşlar. Gelecek güzel olacak ama şu anda durumlarımız kötü. Yani acınızı maddi olarak paylaşıyorum. Abi paramız lazım. Abi ona yapılacak bir şey yok. Kripto dünyasının sektörünü ben kurcalamıyorum. Bu arada son bir şey ekleyeceğim. Yani bayağı uzattım ama kusura bakmayın. Geçenlerde işte ben alım noktamı Shiba tarafında işte 99'a gelirse alırım dediğimde şu anda hala 99, yani Mart'ın 10'undan beri ne karım var ne zararım arkadaşlar. Oralarda takılıyor hala. Yani 100 bin liram varsa orada 100 bin liram 100 bin lira. Ne 1 ne 99. Hala aynı. 80 seviyesine gelirse ben bir daha alım yapacağım dedim. Bunun üzerine makara dönmeye başladı. Bak gördün mü Mücahit 80 seviyesine düşürecek, 5 sıfırlıya düşürecek Shiba'yı diyor. Kardeşim o seviyeyi düşürmek için milyar dolar lazım. Yani sence hiç milyar dolarlık adama benziyor muyum? Bak arkadaki çiçek solmuş. Yani suyu, çiçeğime su verecek halim yok benim. O yüzden yani çok da böyle milletin gazına gelmeyin. İnşallah o kadar zengin olurum da bir gün. Ondan sonra burada sizinle zengin zengin konuşuruz arkadaşlar. Bob Marley'in dediği gibi çok para kaç para. Önce sağlık arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Yatırım tavsiyesi değil, tamamen bilgilendirme videosudur. Aklınızdaki bazı sorulara inşallah cevap vermişimdir. Biraz böyle sohbet muhabbet ettik. Akışına bıraktım yayını. Kendinize iyi bakın. Mutlulukla, sağlıcakla, huzurla, pampla kalın.